Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Allah sizin de bizim de gönlümüzü nurlandırsın inşallah. Habibi Muhammed Mustafa Efendimiz'i konuşmanın ve dinlemenin bereketiyle katındaki değerimizin yücelsin inşallah. Ona ittiba etmeyi nasip eylesin. Hem bu dünyada kalben kavuşmayı, ahirette de bizzat kavuşmayı nasip etsin inşallah. Allah Teala efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellemin değerini diğer peygamberlerden daha da yücelttiğini haber verdiği bir ayet-i kerimeye geldik. Bakara Suresi 253. ayette. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. İşte bu peygamberlere birbirinden farklı üstünlükler verdik. Cenab-ı Hak hakikaten peygamberleri muhteşem özelliklerle donatmış. Her birinde ayrı güzellikler var kıymetli kardeşlerim. Sonra Cenab-ı Hak örnekler. Mesela minhum men kellemallahu. Allahu Allahu Teala içlerinden e, bir kısmıyla peygamberlerin doğrudan konuştu. Ve rafa'a ba'dahum deracet. Bir kısmının da derecelerini yükseltti. İşte bu dereceleri yükseltilen tefsir âlimleri Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz olduğunu Burada Cenab-ı Peygamber Efendimizin kastedildiğini söylemişler. Niye? Çünkü o Arap olan ve olmayan bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Peygamberle helal olmadığı halde ganimet peygamberimize helal kılmıştır. Ve onun eliyle çok mucizeler gerçekleşmiştir. Yani diğer peygamberlerden daha üst derecede mucizeler gerçekleşmiştir. Hatta diyor alimlerimiz, diğer peygamberlere verilen bütün güzel vasıflar, ve olağanüstü Allah'ın ikram ettiği mucizelerin hepsi mutlaka bir benzeri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ortaya çıkmıştır kıymetli kardeşlerim. Tabi Peygamber Efendimiz'in mucizesi konusu bambaşka bir konudur. Bu konuda e, Celaldin Es-Suyuti'nin Peygamberimizin Mucizeleri diye bir e, kitabı var. Türkçe'de çevrildi. Onu tavsiye ederim kıymetli kardeşlerim. Orada e, gerçekten çok e, güzel derlemiş yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri çok fazla. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Efendimiz'e mesela ay mucizesi çok üstün bir mucize. Ayın iki yarılması Van şakkal gamar ayetle sabit. Ama maalesef günümüzde bazıları bu bilgilerden mahrum olduğu için efendime söyleyeyim bunları tetik edemiyorlar oryantalistlere uyuyorlar. Sanki Efendimiz'in hiç mucizesi yokmuş gibi göstermeye çalışıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim var diyorlar. Hem yok diyorlar hem var diyorlar. Ne dedikleri belli değil. Halbuki Peygamber Efendimiz'i siyeri çok iyi tanıyan birisi böyle asla düşünmez. Bu İslami bir düşünce olamaz kıymetli kardeşlerim. Yani ondaki güzellikler, olağanüstü güzellikler hiçbir peygambere nasip olmamış. Yani yani peygamberimizi bir sadece beşeri peygamber gibi göstermeye çalışanların bu gayretler oluyor. Bunlar tek gözlükle baktıkları için doğruyu göremiyorlar. Halbuki peygamber Efendimiz beşeri özellikleri vardı ama aynı zamanda peygamberdi, vahiy alıyordu. Yani beşerin ulaşamayacağı bir üstün özelliği de vardı. Dolayısıyla e, bu ikisi dengeli bir şekilde e, söylemek lazım. Tek bir taraftan bakılırsa e, olmaz. Allah-u Teala zaten Tanrıcıkında bize Efendimizi hem beşeri özelliklerle hem de ruhani özellikleriyle bize anlatıyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ondaki e, erişilmez üstünlükleri nasıl biz Efendime söyleyeyim sade beşeri peygamber algısıyla görmezden geliriz bu bir körlük olur Allah korusun Allah bizleri bundan muhafaza buyursun yine Efendimiz'e verilen üstünlüklerden bir tanesi de bu da ayet i kerimelerde. Alimlerimiz dikkat çekmişler. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlere mesela isimleriyle sesleniyor. Değil mi? İşte ey Musa, ey İbrahim, ey İsa gibi sesleniyor. Ama Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelince Cenab-ı Hak ey Nebi, ey Resul diyor. Onun için yani onun ona muhabbetiyle onun ismini direkt söylemiyor. Efendimiz <Sessizlik> Efendimiz'e hitap ederken yani ona bir e, ne kadar büyük değer verdiğini, şanının yüceliğini ortaya koyan bir ifade. Ya eyyuhen nebi dediğinde Cenab-ı Hakk'ın böyle bir şey e, incelik sezmiş müfessirlerimiz ki bu da çok hoş bir mana. Onun için efendimize şey işte direkt ya Muhammed dememiş sahabe-i kiram değil mi? Ya Resulallah demiş. Böyle kendini bilmez işte bazı bedeviler gelmişler. Muhammed falan diye konuşmuşlar. E, Allah onları uyarıyor biliyorsunuz bağırmışlar kapının arkasından ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz de tabi e, biliyorsunuz gönlü incinmiş. Ee, Cenab-ı Hak onlara tabi söyleyememiş. Cenab-ı Hak ayetle söylüyor onlara. Ee, onun için e, bu hususta dikkat etmek gerekiyor. Ee, ya Resulallah, ya Nebiyallah, ya Habiballah gibi daha böyle tazim ifadelerde bizim de bu edebi buradan e, bu edebe dikkat etmemiz gerektiği de güzel bir incelik olarak anlıyorum ben acizane. Evet. Ayet-i kerimeyi de tamamlayalım. Ve ateynâ İsebne Meryem'e el beyinat ve ayetnâhu bir ruhil gudüs. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık mucizeler verdik ve onu ruhul Kudus ile destekledik. Ve lev şâallâhu maqtatelellezîne min ba'dihim min ba'di mâ ve Eğer Allah dileseydi o peygamberlerin hemen ardından gelen insanlar kendilerine bu kadar açık deliller gelmişken birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin anlaşmazlığa düştüler. Evet. Demek ki insanoğlu böyle bir körlüğü oluyor. Ve maalesef e, bu gaflet, bu nankörlük veya bu hakikatleri örtmek ee, insanlardaki ihtilafa, anlaşmazlığa ve savaşa dönüşüyor kıymetli kardeşlerim. Bu kadar ileri gidiyor. Yine e, tefsir alemi, fıkıh alemi Ebu Leys es -er Kandi Hazretleri de Safa suresi 83. -83 ayet-i kerimede ve inne şiatihi le İbrahim. Sallallahu Bu ayet-i kerimede diyor ki başka müfessirler de söylüyor bunu. Buradaki onun zamiriyle yani İbrahim de onun izinden gidenlerdi. Bir manada diyorlar, bu Nuh aleyhisselam olabilir, bir manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna dair. Ki İbrahim peygamber Allah'ın halillikle, dostlukla ki peygamberimizin de dedesi olmuş oluyor. E, Efendimiz'e işaret ettiğini söylemişler. Burada bir incilik yakalamış müfessirlerimiz. Yine Efendimiz'in nerede bulunursa, o bulunduğu yer değerleniyor. Bulunduğu zaman değerli, bulunduğu yer değerli. Onun ilgili her şeye Cenab-ı Hak değer veriyor. Biz de onunla elhamdülillah ona ümmet olmakla büyük bir şeref bulmuşuz. Buna ne kadar hamd etsek az. Bakın Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Enfal suresi 33. ayet-i kerimede وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Ey Habibim sen onların içinde olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir. Allah onlara azap etmez. Sen varken Allah onlara azap etmez. Yani o müşriklere azap etmez. Sen Mekke'de kafirlerin arasında bulunduğun sürece Allah onlara azap etmeyecektir. Habibinden dolayı Cenab-ı Hak ona hürmeten, ona olan sevgisi, muhabbetiyle Cenab-ı Hak e, kâfir'e bile merhametini, o rahmeti taşırıyor Cenab-ı Hak. Niye bunu? Çünkü başka bir, bir önceki ayette şöyle demiş kafirler. Hani bir de onlar Allah'ım eğer bu Kur'an Müşrikler söylüyor bunu. Allah'ım eğer bu Kur'an senin tarafından indirilmiş gerçek bir kitap ise üzerimize gökten taş yağdır yahut da bize acı bir azap gönder. Bu kadar katı inanmıyorlar. Ve Cenab-ı Hak diyor ki hayır. Habibim olduğu sürece bunu yapmam size diyor Cenab-ı Hak. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmek üzere Mekke'den ayrılıp e, orada bir miktar kalınca şu ayet geliyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ O kafirlerin arasındaki müminler istiğfar edip dururken Allah o kafirleri cezalandıracak değildi. Mesela bu durum şöyle geçiyor. Yine bir başka. Onlar birbirinden ayet edilseydi kafir olanlarını acı bir azab uğratırdı. Yani müminlerle kafirler birbirinden ayet edilmişler. Cenab-ı Hak müminler hürmetine onlara, onlar içinde bulunduğu sürece Cenab-ı Hak azap etmiyor. Tabi bu ayetin bir başka şeyde kardeşlerim manası da yine büyüklerimiz söylemişlerdir. Sen onların içinde bulunduğun sürece Allah onlara azap etmez. Tabi bu ilk önce verdiğimiz mana o tarihle alakalı ilgileniyor ama bu ayetin devamında yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hala manen aramızda. Bir de e, demişler ki büyüklerimiz eğer peygamber efendimiz sizin gönlünüzde ise Allah size azap etmez. Yani bir mümin gönlünde peygamberini taşıyacak. Zaten imanla taşıyoruz ama bunu sevgiyle besleyip e, orada içselleştirmek, o güzelliği e, ortaya çıkarmak gerekiyor. Ve e, tabiri caizse gönlümüzde efendimizi taşıyacağız ve onunla olmaya çalışacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle manen birlikte olmaya çalışacağız. O zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de o rahmet peygamberi sebebiyle bizim üzerimizde tecelli eder diye çok güzel bir mana veriyorlar. Yine aynı şekilde bir diğer manada Efendimiz sahabenin içerisindeyken ve e, bulunduğu toplumda Allah azap etmedi gibi ondan sonra da bize istiğfarı bıraktığını söylüyor. Mesela istiğfar çok önemli. İstiğfara sarılmak çok önemli, kıymetli kardeşlerim. Yani istiğfar ettiğimiz sürece yine Cenab-ı Hak e, inşallah bizleri büyük kazalardan, belalardan korur. Çok meşhurdur işte Hasan-ı birisi geliyor, diyor ki efendim benim çocuğum olmuyor. Ne yapmam tavsiyes? İstiğfar diyor. Bol istiğfar et diyor. Birisi geliyor, bizim oralarda efendim diyor, kurak kaldı, bahçelerimizde su yok. Ne yapalım? İstiğfar diyor. Birisi başka bir şey için geliyor, yine istiğfar diyor. Yani böyle 3-4 kişi geliyor. Yanında bunlar diyor ki efendim herkese istiğfar dediniz. Diyor. O da ayet-i kerime okuyor. Bununla ilgili ayet-i kerime de Cenab-ı Hak siz istiğfar edersiniz. Allah size gökten yağmur indirir gibi ifadeler var. Yani istiğfar bütün e, kişinin, aziyetinin farkına varması. Günahlarını itiraf edip Cenab-ı Hakk'a sığınması. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini coşturuyor ve rahmet kapılar açılıyor. Problemlerimiz hayatımızda çözülüyor. Ve Cenab-ı Hak bizi e, azab-ı ilahiden inşallah muhafaza buyuruyor. Bu istiğfara da ayrıca sarılmak gerektiğini buradan anlıyoruz kıymetli kardeşlerim. Müminler tabi e, Mekke'deyken Cenab-ı Hak onlarla yani savaşı da yasaklıyor biliyorsunuz. Ve e, müminler Mekke'den çıkınca, Medine'ye hicret edince ayet-i kerime geliyor. E, şu ayet geliyor. Onlar mescidi haramın yönetimine ehil olmaklar halde insanların Orada ibadet etmesini engelleyip dururken Allah onlara niye azap etmesin? Artık müminler gidince e, Mekke-i Mükerreme'den hicredilince Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Ve onların başına birçok biliyorsunuz müşriklerin, işte kıtlık gelmiştir, şu yine Müslümanlar yardım etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yardım göndermiştir biliyorsunuz oraya. Evet. Cenab-ı Hak inşallah Efendimiz'i gönlümüzde taşıyanlardan eylesin bizleri inşallah. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle manen beraber olmayı nasip eylesin. Dediğim gibi aslında imanla beraber bu beraberliğimiz var. Ama bunu fark etmek çok önemli. Fark etmeyi nasip etsin Cenab-ı Hak. Ve bunu salavat-ı şeriflere de e, taze tutmayı nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.